Selam arkadaşlar. Ben Enes. 16 yaşındayım. Aslında güneşin hiç kabahati yok. Ama yine de o benim can düşmanım. Çünkü güneşe karşı alerjim var. Hayatım güneş ışınlarından kaçmakla geçiyor. Üstelik benimki en seyrek görülen ve maalesef en tehlikeli olan güneş alerjisi tipi. Sokağa sadece geceleri çıkabiliyorum. Bu yüzden de kendime karanlığın oğlu ismini taktım. Güneşe karşı alerjik olduğum bir piknikte ortaya çıktı. 6 yaşındaydım. O zamana kadar güneşle ilgili herhangi bir sorunum yoktu. Ailecek pikniğe gitmiştik. Yemekten sonra kız kardeşimle friz oynamaya başladık. Ben ona atıyordum, o da bana. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Kollarımın kaşındığını hissettim. Fakat kaşıyamıyordum. Çünkü kaşıdığım yer anında kızarıyordu. Ve inanılmaz acıyordu. Koşarak annemin yanına gittim. Kollarımı gösterdim. Annem başta güneş yanığı sandı. Sabah evden çıkarken güneş kremi sürdüğümüz halde yanık olmasına şaşırdı. Bir süre gölgede otur. Eve gittiğimizde buz koyarız dedi. Annemin dediğini yaptım. Bir ağacın gölgesine oturdum. Ancak kollarımın acısı giderek artıyordu. Artık dayanılacak gibi değildi. Ağlamaya başladım. Ağlayınca kollarım gibi yüzümün de acıdığını fark ettim. Göz yaşı tuzlu olduğu için aktığı yerleri yakıyordu. Yine annemin yanına gittim. Beni görünce panik oldu. Meğer yüzümde parça parça bir sürü kırmızılık oluşmuş. Hatta bazıları kocaman su toplamış. Apar topar hastaneye gittik. Yaşadığım problemin basit bir güneş yanığı olmadığı anlaşıldı. Doktorun dediğine göre güneşe karşı alerjim vardı. Hayatımın sonuna kadar güneş ışınlarından kaçınmam gerekiyordu. Buna tıpta solar ürtiker deniyormuş. Sebebi tam bilinmiyormuş. Bağışıklık sistemim güneşin yaydığı ultraviyole ışınlara tepki veriyormuş. Her alerji gibi bu da çeşitli seviyelerde oluyormuş. Başta da dediğim gibi benimki en üst seviyeymiş. Güneş ışınlarına bir dakika bile maruz kalmamam gerekiyormuş. Hayatımın akışı bir anda değişti. Artık bütün gün evdeydim ve evimizin pencerelerinde kalın perdeler vardı. Sokağa sadece güneş battıktan sonra çıkabiliyordum. Başlarda haliyle çok zorlandım. Ama insan her şeye alışıyor. En çok okula gidemediğim için üzülüyordum. Arkadaşlarımdan kopmuştum. Bazılarıyla internetten konuşmaya devam ediyorduk. Fakat bu tabi yüz yüze olmak gibi değildi. Görüşemeyince ilişkiler zayıfladı. Zamanla internetten de konuşmamaya başladık. Böylece daha da yalnız kaldım. Neyse ki insan ona da alışıyor. Hatta bu durumun güzel yanlarını görmeye başlıyorsun. Mesela bu sayede çok iyi gitar çalabiliyorum. E tabi pratik yapabileceğim bir sürü zamanım oldu. Kardeşim Dilara ile çok güzel bir ilişkimizin olmasını da güneş alerjime borçluyum. Çünkü yıllarca tek ve en iyi arkadaşım <laughs> Dilara'ydı. Bir diğer önemli konu da eğitimim. Ona da evde devam ediyorum. Şansıma disiplinli bir kişiliğim var. Oturup saatlerce ders çalışabilirim. Ayrıca online özel dersler alıyorum. Diploma içinse sınavlara girmem gerekiyor. Şu ana kadar her şey gayet iyi gitti. Bu şekilde üniversite eğitimi dahi alabileceğim. Hatta üniversiteye başladığımda daha rahat edeceğim. Çünkü sadece online eğitim veren, sınavların bile internetten yapıldığı üniversiteler var. Gelecekte evden çalışacağım bir işimin olması gerekiyor. O yüzden de üniversitede buna uygun bir bölüm seçeceğim. Tabii bir diğer seçenek de gece işlerinde çalışmak. Mesela gece kulüplerinde DJ'lik yapabilirim. Bu şimdi aklıma geldi. Aslında hiç fena fikir değil. Ben bunu biraz düşüneyim. Geçen yıl annemle babam bana müthiş bir sürpriz yaptı. Doğum günü hediyem olarak şu an yaşadığımız şehre taşındık. Bu neden hediye biliyor musunuz? Çünkü burası bir tatil şehri. Bu yüzden de neredeyse 24 saat canlı kafeler, lokantalar çok geç saatlere kadar açık. Sokakta her zaman birilerini görebiliyorsunuz. Evden sadece gece çıkabilen biri olarak bunlar benim için elbette çok çok önemli. Daha evvel küçük bir şehirde yaşıyorduk. Mağazalar 6'da, restoranlarsa en geç 7-8 gibi kapanırdı. Dışarı çıktığımda sadece dolaşırdım. Hiçbir şey yapamazdım. Buradaysa adeta gündüzmüş gibi yaşayabiliyorum. En önemlisi de eskiden neredeyse hiç arkadaşım yoktu. Şu an çevrem çok geniş. Haftanın 3-4 günü buluştuğumuz bir arkadaş grubumuz var. Sahilde ateşin çevresine oturup geç saatlere kadar sohbet ediyoruz. Bazı geceler ben gitar çalışıyorum, kız arkadaşım Begüm şarkı söylüyor. Doğru duydunuz. Burada bir de kız arkadaş yaptım. Daha önce birkaç flörtüm olmuştu ama onları saymıyorum. Begüm benim gerçek anlamda ilk kız arkadaşım. Begüm'lerin burada yazlığı var. Günün büyük kısmını güneşlenerek ve denize girerek geçiriyor. Yakınlaştığımızı hissediyordum. Belli ki sevgili olacaktık. Begüm, biz sadece gece görüşebiliriz. Gündüz senin yanına gelemem diyemedim. İnsan sevgilisiyle sürekli vakit geçirmek ister. Ama benim özel durumum Normal bir hayat sürdürmemize engeldi. Ben de Begüm'ü kaybetmemek için hastalığımı saklamaya karar verdim. Bir süre sonra Begüm'le gerçekten de sevgili olduk. Sadece geceleri görüşmeye devam ediyorduk. Bence Begüm tuhaf bir şeyler olduğunun farkındaydı. Ancak sesini çıkarmıyordu. Bütün planlarımız güneşin batmasıyla başlıyordu. Bir kere olsun gündüz buluşmaktan bahsetmemiştik. Benden böyle bir şey isteyecek diye korkuyordum. Yarın bizim oraya gelsene. Beraber denize gireriz dese. Ne diyecektim? Bunu düşündüğümde göğsüm sıkışıyordu. Bir gece rüyamda kendimi vampir olarak gördüm. Güya Begüm aslında vampir avcısıymış. Gerçek kimliğini saklıyormuş. Kalbime kazığı saplamak için fırsat kolluyormuş. Aslında çok komik bir rüyaydı. Ama ben çok etkilendim. Aşık olduğum insandan böyle bir şey saklamam yanlıştı. O akşam Begüm'e önce rüyamı anlattım sonra da güneş alerjimi söyledim. Başta inanmadı. Rüyamdaki vampir isprisini devam ettirdiğimi sandı. Ancak ben olayın ciddiyetinden ve yıllardır yaşadığım izole hayattan bahsedince ikna oldu. İşin ilginci, ben kendi kendime kuruntu yapıyormuşum. Begüm hiçbir şeyin farkında değilmiş. Geceleri hep sokakta olduğum için gündüz tüm gün uyuduğumu, bu yüzden de ancak akşam olduğunda dışarı çıkabildiğimi düşünüyormuş. Begüm ertesi gün bizi ziyarete geldi sıkı sıkıya kapalı perdeleri görünce çok duygulandı. Gözleri doldu. Bu çok zor bir hayat. Bunları görünce daha iyi anladım dedi. Begüm'e evi dolaştırdım. Evin her yerinde perde olmasına karşın benim odamda hem panjur hem de perde olduğunu fark edince nedenini sordu. O sırada kardeşim de yanımızdaydı. Begüm'ün sorusunu duyunca ağlamaya başladı. Ona sarıldım. Yıllar önce olan bir olay olduğu halde Dilara buna hala çok üzülüyor. Oysa o zamanlar küçücük bir çocuktu. Daha önce söylediğim gibi, seneler boyunca benim tek arkadaşım kardeşimdi. Bütün gün oyun oynardık. Dilara bir yerlere saklanıp beni korkutmayı çok severdi. Bir sabah odama girmiş. Hala uyuduğumu görünce kalın perdelerin arkasına saklanmış. Beni korkutmak için acayip sesler çıkarmış. Ama duymadığımı hmm. ve derin bir şekilde uyumaya devam ettiğimi görünce odadan çıkıp gitmiş. Ancak Maalesef saklandığı perdenin arkasından çıkarken perde iyice aralanmış. O zamanlar henüz panjuru yoktu. Güneş o aralıktan tam benim yüzüme vurmuş. En az bir saat güneşe maruz kalmışım. Uyandığımda yüzüm kıpkırmızıymış. Ve her yerim davul gibi şişmiş. Bir gariplik olduğunu sezince yüzüme dokundum. Tabii acayip acıdı. Yeri göğü inleten bir çığlık attım. Annem koşarak geldi. Yüzümü görünce hemen doktorumu aradı kadın apar topar geldi ve tüm gün benimle uğraştı. Doktor giderken çok büyük bir tehlike atlattığımı söylemiş. Çünkü güneş alerjisi bazı kişilerde nefes borusunun şişmesine, bunun sonucunda da nefes alamamaya neden oluyormuş. Ben de hiçbir zaman öyle bir etkisi yoktu fakat o sabah güneşe çok maruz kaldığım için nefes problemi yaşamam an meselesiymiş. Hatta hiç uyanmama ihtimalim bile varmış. Kardeşim hala o günün vicdan azabını yaşıyor. İşte. Bu olay üzerine benim pencereme perdenin yanı sıra panjurda takılmıştı. Tedavi görüp görmediğimi merak ediyor olabilirsiniz. Başta da dediğim gibi. Güneş alerjisinin farklı farklı tipleri var. Ortaya çıkan etkileri azaltmak için kullanılan bazı ilaçlar olduğunu biliyorum. Fakat benim güneş alerjim çok yoğun olduğundan o ilaçlar bende hiç etki etmiyor. Maalesef bu açıdan çok şanssızım. Daha önce yaşadığımız şehirde çok iyi kalpli bir doktorum vardı. Bana yardım etmeyi çok istiyordu. Bir sürü yöntem denedi. Bunlardan biri de ultraviyole lamba kullanarak vücudumu yavaş yavaş bu tip ışınlara alıştırmaktı. Yaptığı işleme fototerapi deniyormuş. Bu bana çok mantıklı geldiği için bayağı umutlanmıştım. Ancak aylarca uğraşmasına rağmen hiçbir sonuç alamadı. Ben de tabii çok üzüldüm. Bunun üzerine bir karar aldım. Artık hayal kırıklığı yaşamak istemiyorum. Planlarımı hayatımın sonuna kadar bu şekilde yaşayacakmışım gibi yaptım. Eğer ileride bir gün tıp çok ilerler ve benim hastalığıma tedavi bulurlarsa tabii ki hayır demem. Ancak öyle bir olasılığı çok uzak görüyorum. İnsan elbette her ne olursa olsun umudunu korumalı. İçinde bulunduğu duruma şükretmeli. Filmlere konu olmuş. Kısa adı XP olan genetik bir bozukluk var. Milyonda bir görülüyor. Bu bozukluğu olan kişiler tıpkı benim gibi güneşe çıkamıyorlar. Ama güneş bu kişilerde körlük, sağırlık gibi akıl almaz sonuçlara yol açıyor. Zaten ortalama ömürleri 35 yaş civarındaymış. Çok genç yaşta hayata veda ediyorlarmış. Düşündüğünüz zaman onların sorunu da benim sorunum da aynı. Güneşe çıkamamak. Ancak aradaki olağanüstü farkı görüyorsunuz. O yüzden bence beterin beteri var diye düşünüp şükretmek gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bu kanalda gerçek olaylara dayanan insan hikayelerini bulabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz lütfen şimdi abone olun. Hoşçakalın. Selam arkadaşlar. İsmim Duru. Birazdan anlatacağım hikayemin özeti şu. Hayat dediğimiz şey biz yarın için plan yaparken bugün başımıza gelenlerdir. Emirli anaokulundan bu yana arkadaştık. Hep aynı okullara gittik. Birbirimizi görünce selamlaşırdık. Arada bir nasıl gidiyor gibisinden kısa sohbetlerimiz de olurdu. Lisede aynı sınıfa düşünce onu her gün görmeye başladım. Fakat aramızdaki ilişki yine de hatır sormadan öteye geçmemişti. Yalnız bir keresinde derste bana baktığını fark ettim. Ben de ona bakınca gözlerini hemen aşağı indirdi. Bana ilgisinin olacağı aklımın köşesinden bile geçmedi. Çünkü Emir okulun en popüler çocuklarından biriydi. Sevgilisi yoktu ama kızlar etrafında hiç eksik olmazdı. Onun tersine bense ancak okulun ezikleri listesine girebilirdim. Bir akşam hiç ummadığım bir şey oldu. Duştan çıkmıştım. Saçlarımı kuruturken telefonuma bir mesaj geldi. Baktım. Selam Duru, ben Emir. Emir mi? Emir'de benim numaram var mıydı ki? Haliyle çok şaşırdım. Herhalde bir arkadaşımdan almıştı. Gecenin bu saatinde neden mesaj atmıştı? Ertesi gün matematik sınavı vardı. Acaba onunla ilgili bir şey mi soracaktı? Emir, istersen arayabilirsin. Birazdan yatacağım ama şu an müsaitim dedim. Mesajımı okudu fakat cevap vermedi. Aramadı da. Aradan bir saat falan geçti. Artık yatmam gerekiyordu. Ancak acayip merak etmiştim. Sadece emir yazıp gönderdim. Hemen buradayım diye cevap verdi. Bir sorun mu var dedim. Yazdığı cevabı okuyunca kulaklarıma kadar kızardım. Cesaretimi toplayamıyorum. Biraz bekledim. Lütfen arar mısın diye yazdım. Bu kez aradı. Sabah hava ardınanana kadar konuştuk. Uzun süredir benden hoşlandığını ama benden olumlu bir sinyal almadığı için açılamadığını söyledi. O gece sevgili olduk. Birkaç saatlik uykuyla okula gittim ve hayatımın en düşük matematik sınav notunu aldım. Bundan sonrası tam bir kurbağa prens hikayesi. Ama kurbağa olan bendim. Emir beni öptü ve prensesi yaptı. Aşk hiç ummadığım bir anda hiç ummadığım birinden geldi. En tuhafı da bir elmanın iki yarısı değildik. Aksine tamamıyla farklı dünyaların <laughs> insanlarıydık. Ne kadar farklı olduğumuzu keşfettikçe birbirimize daha da çok aşık olduk. Onu bana verdiği için Tanrı'ya şükrediyordum. Ve ömrümüzün sonuna kadar birlikte yaşayacağımıza emindim. Günler inanılmaz hızlı geçiyordu. Selam duru ben Emir diye başlayan gece daha dün gibiydi. Ama biz ilk yıl dönümümüzü kutlayacaktık. Bir yıldır dünyanın en mutlu insanıydım. Kutlamayı pasta yerine en sevdiğim yiyeceğin üstüne mum dikerek yapmaya karar verdik. Yani pizzanın. Yıl dönümümüz hafta sonuna rastlamıştı. Akşam yedide pizzacıda buluşacaktık. Gündüz Emir hiç aramadı. Herhalde bana bir sürpriz yapacak onun için hazırlık yapıyor diye düşündüğüm için ben de aramadım. Pizzacı bizim eve çok yakındı. Yürüyerek gittim. Emir'in benden önce geleceğini düşünmüştüm fakat gelmemişti. Saatin yedi olmasını bekledim. Hala yoktu. Aradım. Telefonu kapalıydı. Mesaj attım. Cevap vermedi. Tabii ki endişelenmeye başladım. Kendimi sakinleştirip bir süre daha beklemeye karar verdim. Emir bir buçuk saat gecikmeyle geldi. Suratından düşen bin parçaydı. Kötü bir şey mi oldu dedim. Olmadığını söyledi. Son bir yılın en kötü anlarını o gece yaşadık. Hiç konuşmuyordu. Defalarca neyin var diye sordum. Her seferinde geçiştirdi. Sadece keyfinin yerinde olmadığını söyledi. Ancak bu keyifsizlik değil başka bir şeydi. Onu ilk kez böyle görüyordum. Karşımda oturuyordu fakat aslında orada değildi. Kafası bambaşka bir yerdeydi. Emir ertesi gün okula gelmedi. Öğlen aradım. Telefonu açıktı ama cevap vermedi. Bu asla yaptığı bir şey değildi. Beni habersiz bırakmazdı. Saat başı aradım. Bir sürü mesaj yazdım. Hiçbirine dönmedi. O kadar endişelenmiştim ki anlatamam. Okul çıkışı evine gitmeye karar verdim. Evde misin? Sana geliyorum diye yazdım. Kısa bir süre sonra cevap verdi. Lütfen gelme. Hemen aradım. Yine açmadı. Emir neler oluyor? Benimle konuşur musun? diye mesaj atınca bu kez tek kelimelik bir cevap geldi. Yarın. O gece bir saniye bile durmadan ağladım. Öyle ki bir yerden sonra gözyaşlarım bitti. Sadece hıçkırıyordum. Emir neden böyle davranmaya başlamış olabilirdi? Onu kızdırmış mıydım? Benden bıkmış mıydı? Ailesiyle ilgili bir sorun mu yaşıyordu? Yüzlerce sebep düşündüm ancak hiçbiri mantıklı gelmedi. O benim ruh ikizimdi. Beni üzmek istemezdi. Her halükarda benimle konuşurdu. Kısacık da olsa bir açıklama yapardı. Başka bir sebep olmalıydı. Bunu da ancak sabah öğrenebilecektim. Hiç uyumadan şişmiş gözlerle okula gittim. Emir yine gelmedi. Artık bu kadar da fazlaydı. İlk dersten sonra sinirle eşyalarımı topladım. Ne olursa olsun evine gidecektim. Fakat dışarı çıkar çıkmaz Emir'i gördüm. Yolun karşısında öylece duruyordu. Koşarak yanına gittim. Ona sarıldım. Bana karşı hala çok soğuktu. Bir yere oturalım mı? dedim. Yürümek istediğini söyledi. Ne diyeceğimi bilmiyordum. Tek kelime etmeden yürüyorduk. Sessizliği Emir bozdu. "Duru, ben ayrılmak istiyorum. Lütfen nedenini sorma." dedi. Kulaklarıma inanamadım. "Ayrılmak mı istiyorsun?" Nereden çıktı bu? Emir bana bir açıklama yapmak zorundasın." diyerek ağlamaya başladım. Sana karşı hislerim değişti. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum." diyerek adımlarını hızlandırdı. Bir şeyler söylemek istedim ama hıçkırmaktan konuşamıyordum. Birden koşmaya başladı. Durdum, arkasından baktım. Bu yaşadıklarım rüya gibiydi fakat ne yazık ki rüya olmadığını çok iyi biliyordum. Emir o hafta okula gelmedi. Dayanamayıp birkaç kez aradım. Açmadı. Bir daha da aramadım. Zaten bir sonraki hafta yaz tatili başlıyordu. Artık ondan <laughs> haber alamayacağımdan emindim. Olağan dışı bir şey olduğu kesindi ama bu her neyse Emir beni dahil etmek istemiyordu. Kızmaktan çok kırgındım aslında. Bir de tabii inanılmaz şaşkındım. Bir defter aldım. Emir'e söyleyemediklerimi oraya yazmaya başladım. Bazen bir paragraf, bazen de sayfalarca yazıyordum. Uzunluğu ne kadar olursa olsun her seferinde neden Elif? Neden diye bitiriyordum. Aradan bir ay geçmişti. Hala toparlanamamıştım. Artık ağlamıyordum ama sürekli ağlama hissiyle dolaşıyordum. Uyuyamıyordum. Telefonuma gelen her mesaja Emir'den mi diye bakıyordum. Onu düşünmemek için kendimi bir şeylerle meşgul etmeye çalışsam da işe yaramıyordu. Vücudumun her parçası onu özlemişti. Ellerim ona dokunmak istiyordu. Dudaklarım onu öpmek istiyordu. Başım onun omzuna yaslanmak istiyordu. Kulağım onu duymak istiyordu ve tabii en çok da gözlerim. Gözlerim onu görmek istiyordu. Beni istemese bile o hala benim her şeyimdi. Artık dayanamayacağım bir noktaya gelmiştim. Emir'i görmem gerekiyordu. Uzaktan da olsa onu görmeye ihtiyacım vardı. Bu kararı verdiğimde sabaha zor ettim. Başıma bir şapka geçirdim. En büyük güneş gözlüklerimi takıp kendimce kılık değiştirdim. Emir'lerin evi bizim oturduğumuz yere çok uzaktı. Birkaç otobüs değiştirdikten sonra ulaştım. Böyle bir heyecan olamaz. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Evlerinin karşısında bir kafe var. Birkaç kez birlikte gitmiştik. Oraya girip bir masaya oturdum. Gözlerimi apartmanın kapısına dikmiş bekliyordum. Saatler geçti. Apartmana sürekli birileri girip çıkıyordu. Ama ne Emir'i ne de ailesinden birilerini görebilmiştim. Hayal kırıklığı içerisinde hesabı ödedim. Yapacak bir şey yoktu. Ertesi gün tekrar gelecektim. Otobüs durağına doğru yürürken ağlıyordum. Çok çaresizdim. O sırada telefonum çalmaya başladı. Elbette konuşacak durumda değildim. Hiç bakmadım. Durağa yaklaştığımda telefonum yine çalmaya başladı. Bu kez çıkarıp baktım. Emir. Emir arıyordu. Panikle açtım. Biraz yavaş yürür müsün? Sana yetişemiyorum dedi. Arkama dönüp baktığımda onu gördüm. Başında şapka, yüzünde ise maske vardı. Yakınlardaki bir parka gittik. Ağaçların arasında bir bank bulup oturduk. Elini alıp dudaklarıma götürdüm. Öyle zayıflamıştı ki, incelmiş parmaklarını öperken gözlerim doldu. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Bana söylemeliydin dedim. Öleceğimi mi? diye cevap verdi. İçimde bir şeyler koptu ama ağlamamaya kararlıydım. Neden şapka takıyorsun dedim. Emir sinirle şapkasını çıkardı. Çünkü kemoterapiden saçlarım döküldü. Uzandım. Saçsız kafasını okşadım. Ben de kemoterapiden olduğunu tahmin etmiştim zaten. Peki tedavi olduğun halde neden öleceğini düşünüyorsun? Gülümsedi. Yine de ölebilirim diye cevap verdi. Uzanıp kafasını öptüm. Gözlerimi gözlerine diktim. Hayır, yine de ölmeyeceksin dedim. Ertesi gün hastaneye beraber gittik. Kemoterapinin damardan verilen bir ilaç olduğunu o gün öğrendim. Emir mide kanseriydi. Tam da yıl dönümümüzü kutlayacağımız günün sabahında yoğun bir kanama olmuş. Apar topar hastaneye gitmişler. Belirtiler çok açık olduğu için daha ilk muayenede kanser teşhisi konmuş. Oru haline rağmen yine de akşam pizzacıya benim yanıma gelmiş. O gece eve döndüğünde çok ağlamış. "Durun'un hayatını mahvetmeye hakkım yok. Ömrünün sonuna kadar benim yasımı tutacak." diye düşünmüş. Nihayetinde en doğrusunun benden ayrılmak olduğuna karar vermiş ben karşı çıkmayayım diye de hasta olduğunu saklamış. Bu aslında tam da Emir'den beklenecek incelikte bir davranış. Ancak maalesef sebebin bu olabileceği aklımın köşesinden bile geçmemişti. Emir şu an iki haftada bir kemoterapi alıyor. Hastaneye birlikte gidiyoruz. Kolay bir tedavi değil ama iyileşmesi için bunların yapılması gerekiyor. Emir iyileşecek. Bundan yana hiç şüphem yok. İyileşecek ve artık yıl dönümlerimizde hem beraberliğimizi hem de kanseri yenmesini kutlayacağız. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim anlattığım gibi insan hikayeleri ilginizi çekiyorsa bu kanala abone olabilirsiniz. Siz de kendi hikayenizi göndermek isterseniz açıklama bölümündeki e-posta adresine yazabilirsiniz. Hoşçakalın.